Yukarıda verilen 1 ve 2 olaylarında X ve Y atomlarının yarı çaplarındaki değişim aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi birinci olayda X atomundan bir tane elektron kopartılıyor. X artı yüklü bir iyon haline geçiyor. 3 tane elektronu vardı. Bu 3 elektrondan bir tanesi koptu. Elektron sayısı azaldı ki şekilde de yarı çapının düştüğünü, azaldığını görebiliriz. Aynı zamanda nötr bir atomdan elektron koptukça, elektron koptukça gitgide yarıçapı azalır. Birinci durumda yarıçap azalıyor, azalır. İkincisinde ise nötralde bir Y atom var. Burada ise elektron alma durum var. Elektron aldığında ise atom nötr bir atom elektron aldıkça yarıçapı gitgide artar. Burada şekilde aynıymiş gibi görünebilir ancak Katman sayısı değişmese bile ki değişmemiş iki katmanı var. Burada da iki katmanı var. Katman sayısı aynı olsa bile elektron aldıkça elektron başına düşen çekim kuvveti azalacağı için yarıçap bir miktar artacaktır. Dolayısıyla bir de azalır, iki de artar. Cevap B şıkkıdır. Tepkimelerinde iyonlaşma enerjisi 2 değeri, iyonlaşma enerjisi 1 değerinden büyüktür. İyonlaşma enerjisi 2 değeri, iyonlaşma enerjisi 1 değerinden büyüktür. Buna göre iyonlaşma enerjisi 2 değerinin iyonlaşma enerjisi 1 değerinden büyük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir. Şimdi birinci olay nötraldeki bir gaz atomundan helyum atomundan bir elektron kopartılması sırasında verilen enerji. Bu birinci iyonlaşma enerjisi. Daha sonra iyon haline geçmiş helyum artı iyonundan bir elektron daha kopartmak istiyor. Artık burada elektron kopartmak daha zordur. Çünkü ilk durumda helyumun, helyumun 2 protonu, iki de elektronu vardı. İki elektron üzerine iki tane protonun çekimi vardı. İkinci durumda ise helyum artı iyonunun artık bir tane elektron var. Ve bir elektron üzerinde iki protonun da çekimi var. İki pro proton tüm çekimini bir elektron üzerine uyguluyor. Burada ise iki elektron üzerine uyguluyordu. Dolayısıyla burada daha güçlü bir çekim var. Burada elektron kopartmak daha zor. O sebeple ikinci yonlaşma enerjisi birinci yonlaşma enerjisinden daha büyüktür. Yani ikinci durumda elektron başına düşen çekim kuvveti artmıştır. Çekirdek yükünün artması diyor. Çekirdek yükü demek proton sayısı demektir. Proton sayısı. Ancak bu iki olayda proton sayısı değişmedi. Yani birden ikiye doğru proton sayısı değişmedi. Çekirdek yükü artmadı. Zaten bu bir sebep değil. Zaten çekirdek yükü de artmamıştı. A yanlış. Çekirdek çekim kuvvetinin artması. Çekirdeğin çekim kuvvetinde bir değişiklik olmadı. Aynı çekirdek duruyor burada. Sadece elektron sayısı değişti. Dolayısıyla çekirdek çekim kuvveti artmadı veya azalmadı değişmedi. Dolayısıyla B'de olmaz. Çekirdek çapının küçülmesi. Çekirdeğin çapında da yine bir değişiklik yok. Yani çekirdekte herhangi bir değişiklik burada yaşanmıyor. Proton ve nötron sayısı aynı. Yükü de değişmedi. Kuvveti de artmadı. Çapı da küçülmedi. Çekirdek yapısında herhangi bir değişiklik yok. Ancak elektron başına düşen çekim kuvveti arttı. Zaten bu sebeple ikinci yoğunlaşma enerjisi birden daha büyük. Yani burada elektron kopartmak buradan daha yüksek bir enerjiyle mümkün oluyor. İyon yükünün azalması. iyon yükü de sıfırdı. Artı biri. iyon yükü tam tersi arttı. Bu da bir sebep değil. Bu da yanlıştır. Dolayısıyla cevap D şıkkı olacak. Karbon, azot, flor elementlerinin birinci yonlaşma enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi periyodik cetvelde birinci yonlaşma enerjisi soldan sağa doğru giderken genellikle artar. Genellikle artar ifadesi şu şekilde. 1 A'dan 8 A'ya doğru düzenli artmıyor. Şu şekilde artıyor. 1 A'dan sonra 2 A değil. 3 A geliyor. Sonra 2 A. Tabi aynı periyotta. Sonra 4 A. Sonra 6 A geliyor. 5 A değil 6 A geliyor. Sonra 5 A. Sonra 7 A. Sonra 8 A şeklinde soldan sağa böyle bir sıralama oluyor. Soldan sağa iyonlaşma enerjisi artar. Bu yazdığım şekilde. Yukarıdan aşağı ise azalır. Şimdi i̇şte burada elementlerin periyodik cetveldeki yerlerini bulalım. Karbon 6, 2, ikinci periyot 4A grubu elementidir. Azot 7, 2, 5'den ikinci periyot 5A grubu elementi. Flor 9, 2, 7'den ikinci periyot 7A grubu elementidir. Yani burada 3'ü de ikinci periyotta. 3'ü de ikinci periyot elementi. Şurası ikinci periyot olsun. İkinci periyot olsun. İkinci periyotta karbon 4A grubunda. 4A grubunda karbon. Azot 5A grubunda. Azot 5A grubunda. Flor da 7A grubunda. Flor da 7A grubunda. Burada pardon 7A burada flor var. Flor. Flor soldan sağa arttığı için flor burada en yüksek, sonra azot, sonra karbon şeklinde olacak. Burada büyükten küçüğe flor, azot, karbon. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde birinci elementin atom yarıçapı ikinci elementin atom yarıçapından büyüktür? Yani bizden bir büyük iki sıralamasının olmasını istiyor. Hangisinde bu şekildedir diyor. Bunun için periyodik cetveldeki yerlerine bakalım. Periyodik cetvelde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe yarıçap, atom yarıçapı azalır, azalır. Yukarıdan aşağı doğru gidildikçe ise aynı grupta atom yarıçapı artar. Şimdi buna göre A şıkkı için lityum 3. Lityum 3 2 1'den ikinci periyot 1A grubu elementidir. Sodyum 11 2 8 1'den, 2 8 1'den, üçüncü periyot 1A grubu elementidir. İkisi de aynı grupta. Yukarıdan aşağı doğru arttığı için sodyum burada daha büyük. Yani burada tersi durum var. Bu olmaz. B şıkkı için bor 5, berilyum 4. Bor 5'te 2, 3, ikinci periyot 3A grubu elementidir. Berilyum 4, 2, 2'den ikinci periyot 2A grubu elementtir. Aynı periyotta soldan sağa azalıyor. Dolayısıyla 3A daha sağda daha az. Berilyumun burada bordan daha büyük. Burada da berilyum büyük bor ilişkisi var. Bu da istediğimiz değil. C şıkkı için flor 9, flor 9, 2, 7'den İkinci periyot 7A grubu elementidir. Klor 17'den 2, 8, 7. Üçüncü periyot 7A grubu elementidir. İkisi de aynı grupta. Aynı grupta yukarıdan aşağı doğru artar. Klor daha aşağıda olduğu için klorun daha büyük. Burada da tersi var. Bu da olmadı. D şıkkı karbon 6, 2, 4. İkinci periyot 4A. Azot 7, 2, 5. İkinci periyot 5A. Aynı periyotta soldan sağa azalıyordu. Azot daha az. Çünkü karbon 4A'da. Örneğin şurada 4A olsun. ikinci periyotta ikisi. Karbon burada 5A'da azot. Soldan sağa azaldığı için karbon büyük azot ilişkisi var. İstediğimiz buydu. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır. Aşağıda bazı elementlerin periyodik sistemdeki yerleri verilmiştir. Buna göre bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Atom yarıçapı en büyük olan Y'dir. Atom yarıçapı soldan sağa doğru azalır. Azalır. Yukarıdan aşağı doğru artar. O zaman yukarıdan aşağı doğru artıyorsa burada en aşağıda ve en sol tarafta olan en büyüktür ve y'dir. Dolayısıyla a şıkkı doğru. Birinci yonlaşma enerjisi atom yarıçapıyla tam terstir. Soldan sağa doğru birinci yonlaşma enerjisi artar. Yukarıdan aşağı azalır. Dolayısıyla sağ üst köşede olan Z, diğer bu dörde arasında en sağ üst tarafta olan Z, Burada birinci yonlaşma enerjisi en büyük olandır. Dolayısıyla B de doğru. Elektronegatiflik de aynı şekilde birinci yonlaşma enerjisi gibi soldan sağa doğru giderken artar, yukarıdan aşağı doğru azalır. Ancak soy gazların elektronegatifliği yoktur. Soy gazlar 8A grubu elementleridir ve Z burada 8A'da. Z burada elektronegatifliği en büyük olan element değildir. Bu 4 arasında T sağ üst köşede soy gaz olmayan T burada en büyük olacaktı. Dolayısıyla C yanlıştır. X'in çekirdek yükü Y'ninkinden küçüktür. Çekirdek yükü demek proton sayısı demektir. Proton sayısı periyodik cetvelde hem sağa doğru hem aşağı doğru artar. Ve X'in çekirdek yükü Y'den küçüktür. Yukarıdan aşağı doğru çünkü çekirdek yükü proton sayısı artar. D şıkkı doğru. T'nin ametalik özelliği Z'ninkinden fazladır. Ametalik özellik soldan sağa doğru artar ama soy gazların ametalik özelliği yoktur. Dolayısıyla T Z'den büyüktür ametalik özellik bakımından. Z soy gaz olduğu için. E şıkkı da doğrudur. Katman elektron dağılımları verilen elementlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Önce periyot çetveldeki yerlerini bulalım. Katman sayısı periyodunu verir. Üçü de iki katmanı, üçü de ikinci periyotta. Son katmandaki elektron sayısı grubunu verir. Lityum ikinci periyot 1A'da. Karbon ikinci periyot 4A'da. Flor ikinci periyot 7A'da. Aynı ikinci periyottalar. Şöyle ikinci periyotumuz olsun bu. İkinci periyot. Burada 1A'da lityum var. Karbon 4A'da. 4A'da karbon. 7A'da da flor var. İyonlaşma enerjisi periyodik cetvelde soldan sağa doğru genellikle artar. Dolayısıyla bu üçü arasında iyonlaşma enerjisi en sağda olan flordur. İyonlaşma enerjisi en fazla olan flordur ifadesi doğrudur. Atom yarıçapı ise soldan sağa doğru yarı çap soldan sağa doğru azalır. Dolayısıyla burada yarı çapı en büyük olan lityum sonra karbon en küçük olan flordur. Ancak burada atom yarı çapı en az olan lityum demiş. Tam tersi en fazla olan olacaktı. İki yanlıştır. Karbon ve flor arasında oluşan bileşikte bağ elektronların çekme yeteneği fazla olan karbondur. Bağ elektronların çekme yeteneği demek elektronegatiflik demektir. Elektro negatiflik ve elektronegatiflik periyodik cetvelde soldan sağa doğru giderken artar ve tüm elementler içerisinde en büyük olan zaten flordur. Dolayısıyla karbon ve flor arasında oluşan bileşikte florun elektron bağ elektronlarını çekme yeteneği karbondan daha fazla olacaktır. Dolayısıyla bu anlamda üçüncü öncül yanlıştır. Çünkü karbon daha fazla diyor. Flor daha fazla olacaktı. Dolayısıyla cevap yalnız bir A şıkkıdır. Klor atomunun yarı çapı klor üzeri M iyonunun yarı çapından büyüktür. Buna göre klor ve klor M taneciklerinin aşağıdakilerinin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi klor atomunun dediğine göre klor nötralde, klor nötralde diyelim ki yarıçapı şöyle olsun, bu klorun yarıçapı olsun, bu da çekirdeği olsun, burası da çekirdek olsun şöyle. Şimdi burada diyor ki klor atomunun yarıçapı klor M iyonun yarıçapından büyüktür. Klor üzeri M iyonun yarıçapı da bu olsun, daha düşük bir yarı çaplı bir tanecik bu şekil çizdim. Bu da klor üzeri M iyonu. Ve burada klor, klor üzeri M'ye giderken yarı çapı düşmüş. Yarı çap nasıl azalabilir? Şimdi elektron aldıkça bir tanecik, bir tanecik elektron alırsa gitgide yarı çapı artar elektron aldıkça. Ancak elektron verdikçe gitgide yarı çapı küçülür. Klorun nötr halde proton sayısı 17, elektron sayısı 17'dir yarı çapı düştüğüne göre demek ki bu elektron vermiş. Örneğin 1, 2, 3 tane elektron vermiş. Diyelim ki bir tane elektron versin 16'ya düşmüş. Ancak proton sayısı aynıdır. Proton sayısı değişmez. Yani çekirdeğin yapısı, çekirdeğin durumu burada neyse burada da odur. Ama elektron verdiği için gitgide yarı çapı küçülmüş. Yani M'nin biz buradan artı bir, ta, artı bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Çekirdek çekim kuvvetleri arasındaki ilişki yani klor atomu ile klor iyonunun çekirdek yapısı aynıdır. Yani burada klorda kaç tane proton nötron varsa klor üzeri M iyonunda da o kadar proton ve nötron vardır. Dolayısıyla aynı yapının çekim kuvveti değişmez. Çekirdek çekim kuvvetleri arasındaki ilişki eşittir. Yani burada olduğu gibi veya burada olduğu gibi. Birim elektrona düşen çekirdek çekim kuvvetleri arasındaki ilişki ise farklı. Çünkü birim elektrona düşen çekim kuvveti. Burada 17 elektrona 17 protonun çekimi vardı. Burada ise 16 tane elektrona 17 protonun çekimi var. Yani burada elektron başına düşen çekim kuvveti artmıştır. Birim elektrona düşen çekirdek çekim kuvveti bu klor üzeri M iyonunda daha fazladır. Yani eşit değildir. Klor üzeri M iyonunda daha fazladır. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. Soy gaz olmadıkları bilinen İkinci periyot elementlerinden X, Y ve Z'nin elektronegatiflik değerleri aşağıda verilmiştir. Buna göre bu elementlerin atom hacimleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şurası ikinci periyot olsun. Şöyle ikinci periyot. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik değeri gitgide artar. Tabii soy gazların elektronegatifliğinden bahsedilemez ki zaten bunlar soy gaz değil. Soldan sağa doğru elektronegatiflik arttığı için elektronegatifliği en fazla olan Z diğerlerine göre daha sağdadır. Y ortalarda bir yerdedir. X'in ise daha sol tarafta bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi atom hacimleri ise atom hacmi ise aynı periyotta soldan sağa doğru giderken gitgide azalır. Dolayısıyla atom hacimleri arasındaki ilişki X büyük Y büyük Z şeklindedir. Yani cevap B şıkkıdır. Magnezyum, silisyum ve klor elementlerinin bağ elektronlarını çekme kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Bağ elektronlarını çekme kuvveti demek elektronegatiflik demektir. Elektronegatiflik. Elektronegatiflik bir bileşikteki bağ elektronları kendisine çekme isteğinin bir ölçüsüdür. Ve periyodik cetvelde elektronegatiflik soldan sağa doğru gidildikçe artar, artar. Yukarıdan aşağı doğru ise azalır. Yukarıdan aşağı doğru azalır. Burada magnezyum, silisyum ve klorun periyodik cetveldeki yerlerini bulalım. Magnezyum 12 2 8 2'den 3. periyot 2A grubu elementidir. Silisyum 14 2 8 4'den. 3. periyot 4A grubu elementidir. Klor 17 2 8 7'den Üçüncü periyot 7A grubu elementtir. Yani bu üç element de üçüncü periyotta. Şurası üçüncü periyot olsun. Üçüncü periyottalar. 2A'da magnezyum var. Magnezyum 2A'da. 4A'da silisyum var. 7A'da klor var. E soldan sağa doğru elektronegatiflik artıyordu. Yani bağ elektronu çekme kuvveti artıyordu. O zaman burada klor en büyük. Sonra silisyum. Sonra magnezyumdur. Klor, silisyum, magnezyum. Cevap C şıkkıdır. İkinci periyot elementlerinin atom numarası iyonlaşma enerjisi grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? İkinci periyot elementlerini şuraya yazalım. İkinci periyot 1A grubunda lityum var. Lityum atom numarası 3. Daha sonra 2A'da berilyum vardır. Atom numarası 4. Daha sonra 3A grubunda bor var. Atom numarası 5. 4A'da karbon 6. 5A'da azot 7, 6A'da oksijen 8, 7A'da flor 9, 8A'da da neon 10'dur. İkinci periyotta 8 tane element var, var ve atom numarası ardışık olarak burada 2, 4, 6, 8 tane zaten nokta konulmuş. Dolayısıyla burada ilk noktada lityum olması gerekiyor. Lityum. Daha sonra X olan yerde berilyum olması gerekiyor. Daha sonra bor, Y olan yerde karbon, daha sonra azot, oksijen, Z olan yerde flor, T olan yerde de neon olmalı. Atom numaralarını yazalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 şeklinde. T'nin proton sayısı. T burada neondu ve proton sayısı 10'dur. Doğru. X atom yarı çapı Y'den büyüktür. Doğru. Z'nin değerlik elektron sayısı. Z burada flordu. Z flor ve 7A grubu elementi. 7A grubunun değerlik elektron sayısı 7'dir. Dolayısıyla 3 de doğru. Cevap da 1, 2 ve 3 E şıkkıdır. Üçüncü periyotta bulunan K, L, M elementlerinin ilk 4 yoğunlaşma enerjileri kilojül bölü mol cinsinden tabloda verilmiştir. Buna göre bu elementlerin elektronegatiflik değerleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi biz burada iyonlaşma enerjiler arasındaki kata bakarak grubunu tespit edebiliriz. Zaten aynı periyottalar, üçüncü periyottalar. 469'dan 4560'a 10 kat olsa 4690 olacak. Yani 10 kata yakın bir artış var. Neredeyse 9,5 gibi bir kat diyelim. 4560'dan 6900'e ise 1,5 kat civarında. Aynı şekilde burada da en yüksek artış 1 ile 2 arasında. 1 ve 2 arasında küçük olan grubunu verir. Yani K 1A grubundadır. L burada 738'den 1450'ye yaklaşık 2 kat civarı bir artış var. Burada ise 3 kattan daha fazla bir artış var. 3 katı olsaydı 4500'den fazla olacaktı. Yani 4 kat belki 5 kata yakın bir artış var. 5 kat diyelim yaklaşık olarak. Burada ise yine 1,5 kat civarı bir artış var. En yüksek artış 2 ile 3 arasında. Yani L burada 2A grubundadır. K1A grubunda L2A'da M zaten 3A ve sonrası olacağı için bulmamıza da gerek yok ama yine de bulalım. 578'den 1818'e 3 kattan aşağı bir artış var. 2.8 diyelim. Burada da düşük bir artış 1.3 olsun. Burada ise 2744'ten 11577'ye çok yüksek bir artış var. 6-7 katlık bir artış var. 6 olsun. 3 ile 4 arasında M de buradan 3A grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Ki gerçi burada bulmamız gerekiyor. Çünkü 4A 5A'da olması ile 3A'da olması fark ediyor. İyonlaşma enerjisi değerleri için fark eder büyüklük küçüklük için. Burada elektronegatifliği biz kıyaslayacağız. Şimdi 3. periyottalar. 3. periyottalar. Burası 3. periyot olsun. 3. periyot 1A'da K elementi var. 2A'da L var. 3A'da da M var. Elektronegatiflik değeri periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe artar. Dolayısıyla M'nin en büyük, sonra L, sonra K'dir. M L K. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır.